Merhaba, hoş geldiniz. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum ve şöyle sorular hazırladım. Bu soruları tamamen kafamdan uydurdum ve birlikte cevaplayalım istedim. Şimdi böyle önümde atayım. Bir tane seçelim. Şunu alacağım. Kurgu derinliği olmayan kitap. Yakın zamanda okuduğum kitabı söyleyeceğim. Powerless. Kesinlikle kurgu derinliği olduğunu düşünmüyorum. Aksine birçok kitaptan toplama gibi geliyor. Sevilmesinin nedeni de ikilik ilişkiler arasındaki diyalogdan kaynaklandığından dolayı sevildiğini düşünüyorum. O ikili ilişkileri yazamasaydı bu kitap bence satmazdı. O kadar çok TikTok'ta kitabın seslendirmelerini yapıyorlar ki insan ister istemez influence olup alıyor. Şimdi geçelim diğerine. Karıştırıyorum. Bu videoyu çok yürütmek istemiyorum. O yüzden bazen duraklayabilirim. Potansiyeli kullanılmamış kadın karakter. Potansiyeli kullanılmamış kadın karakter kim olabilir biliyor musunuz? Cam Şato'daki Aylin. Ben bütün kitap boyunca senin o potansiyelini kullan diye bekledim be kadın. 6 kitap göbeğim çatlaya çatlaya okudum. 7. kitabın sonunda olan olay var ya, beni çıldırt çıldırt da hala aklıma geldikçe sinirleniyorum. O kitabın sonu öyle olmamalıydı. Sonra tekrar bakalım. Tanışmak istediğim kitap karakteri. Yakın zamanda okuduğum kitap karakterini söyleyeceğim. Emily Wynden Periler Ansiklopedisi'ndeki profesör, yani Wendell Bumblebee. Ben o erkek karakterle çok tanışmak istiyorum. Elinden hiçbir iş gelmiyor, odun dahi kıramıyor. Çünkü sürekli öğrencilerine veya hizmetkarlarına bir şey yaptırmaya alışmış ve hiç konfor alanının dışına çıkmamış. Şimdi konfor alanının dışına çıkması gereken bir alan var ve hiçbir şey başaramıyorlar. Bu kadın karakterle birlikte bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama hep ellerini üzerine bulaştırıyorlar. Kendisi tek kaldıkça dikiş nakışla uğraşıyor, aynaları seviyor ve sakladığı bir gerçek de var. Çok entelektüel karakterli biri aynı zamanda. Sarı papatyam, sarışın yeşil gözlü. Ya çok hoştu, çok hoş. Onunla tanışmayı çok isterdim. Tek kaldıklarında kadının resmini mesela defterine çiziyor. Bence çok ince bir hareketti. Şimdi tekrar karıştıralım. Seni alayım. Giriş bölümünü beğendiğim bir kitap Kuş ve Kılıç. Tek bir kitap okumak istiyorsanız, tek bir kitap okuyup hani fantastikte, ben bunu öneririm direkt. Anne ve kızın bölümünü okuyorsunuz ve kral gelip anneyi çocuğunun gözü önünde katlediyor. Annesi ölmeden önce kızının yeteneklerini gizlemek için konuşma yetisini alıyor ve babasıyla onu mühürlüyor. Yani kızın başına bir şey geldiği zaman aynı şekilde babasının da başına gelecek. Böylelikle babası kızını canı gönülden korumak zorunda kalacak. Ben çok çok beğenmiştim onun girişini. Sonra. Uzatılmaması gereken bir seri. Ne olabilir? Kan ve Külden. O serinin asla uzatılmaması gerektiğini düşünüyorum. İki kitapta bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Poppy ve Hawk'ın hikayesini okuduk. İki kitapta da gayet güzel bitti. Bak, 3'te bitir. 2'de bitiremedin. Tamam, 3'te bitir. İkili ilişkisini okuyalım. İki kitaba kadar zaten evrenin derinliğine o kadar girmemişsin. 3, 4, 5'te şu an zorlama geliyor bana o yazdıkları. Evet, farklı bir kafayla yazıyor. Yazarı da güzel, kalemi de güzel, akıcı. Ben ayıla bayıla okuyordum. Hani kadının elinden ne çıksa okurum. Çünkü anlatım dili o kadar basit ki ve kafanızda o kadar çabuk canlanıyor ki sizi okumayı teşvik ediyor. Ama o serinin kesinlikle bitmesi gerektiğine inanıyordum. Aksine uzatılıyor ve yan serileri de çıkmaya başlıyor. Bence biraz ticariye girdi o. Şimdi şunu alayım. Yazarın gereksiz konuştuğu kitap. Ben buna kitaplar diyeceğim. Hatta direkt yazarın adını söylüyorum. Ellie Hazelwood. Kitapların içerisindeki içsel diyaloglarda, monologlarda aynı şekilde o kadar çok konuşuyor ki artık başım şişiyor. Ya da böyle kelimeleri doldurmak için yazdığını düşünüyorum. Bazı yazarların böyle yazması gereken kelime sayıları oluyor. Ben onu doldurmaya çalıştığını düşünüyordum açıkçası. Çok gereksiz şeyleri de değiniyor bazen. Bitir. Bitir kitabı, bitir. 200 sayfa olacaksa olsun. Bitir. Bu parmağımda kaldı. Bu ne? Ön yargımı kıran kitap. Ön yargımı kıran kitap Hizmetçi.
Hizmetçiden sonra polisiye türüne yönelmeye başladım. Polisiye cinayet türüne. Ondan önce çok bir ilgim yoktu açıkçası. Çok severek okuduğum bir tür değildi. Beni rahatsız ediyordu. Ama şu an polisiye gerilim olursa önyargısız bir şekilde yaklaşıyorum. Çok sık okumasam da en azından daha çok yer vermeye çalışıyorum. Dünyasını sevdiğim. Karaval serisinin dünyasını çok seviyorum. İçine koysalar beni, karavala git deseler ben de giderim. Onun dünyası bence çok güzel. Sürekli illüzyonlarla değişen bir yer ve içerisinde oyunlar var. O oyunları kazanırsanız eğer belli başlı da bir ödül oluyor. Legend'dan o ödülü talep edebiliyorsunuz. Şunu çekelim. Beğenmediğim için kendimi sorguladığım kitap. Direkt cevabım belli. Cadı Toplayıcısı. Ya bu çok sevildi ve hala sevildiğini de görüyorum. Ben diyorum acaba başka kitap mı okudum? Bunlar mı başka kitap okudu? Ya üzüldüm biliyor musunuz beğenmediğim için. Çünkü diyorum ki hani bu kadar sevildiyse vardır bir bildikleri. Ama bende aynı etkiyi yaratmadı. Cadı cadı gibi değil. Cadıyı toplayan zaten başka bir teldendi. 300 yaşında adam çıkıyor. Ya, kitabın olayı da tanrılara dayanıyor yine. Bilmiyorum, ben çok yetersiz buldum. Fantastik alanında gerçekten çok yetersiz bir kitaptı. Eğer bir cadı yazıyorsanız gerçekten adam akıllı yazın. Onların bir ritüelleri falan olur en azından. Büyücü gibi yazılmıştı. Beğenmemiştim. Bir de bu olayların hepsi 10-12 günlük bir ne süre içerisinde oluyor. Sen hani bu cadı toplayıcısında düşmandın? Ne ara bu adama ilgi duymaya başladın? Tamam, ben bunu ilgi duyma aşamasını görüyorum da bu kadar büyük kin, nefret beslediğim biri olsa yemin ederim yan yana geldiğinde bir kaşık suda boğarım. Bu ne ya? Bilmiyorum, o çok sevdiğim bir kitap olmadı ya. En etkilendiğim kitap sahnesi. Benden çok duydunuz büyük kitap serisi. Acaba hangisi? Dikenler ve Güller Sarayı serisini okuduysanız, ben direkt seriyi öyle diyorum. Akotar diye de geçiyor da ben öyle diyorum. Nesta'yı kazana atıyorlardı ve Cassian'ın kanatları mahvoluyordu. Cassian'ım da Cassian'ım. Bu kanalı açtığım ilk andan beri adını sayıklayıp sayıklayıp duruyorum. Benim favori, bak bütün kitaplar arasındaki favori erkek karakterim o, Cassian. Yani Cassian'ın o kanatlarını paramparça olmuş hali benim en sevdiğim şey. Sonra kurcalayalım. Gidişatını değiştirmek istediğim. Gidişatını değiştirmek istediğim. Hangisinin gidişatını değiştirmek isterdim? Şu an aklıma gelmiyor. Bunu pas geçelim. Bir tane daha alayım. En şaşırtan kadın karakter. Bunu da bilmiyorum. Bunu da pas geçiyorum. İlk kitabı güzel, sonrası kötü. Aa, bak cevabım hazır. Yılan ve Güvercin. İlk kitabını o kadar çok severek okudum ki ve ilk kitapta bir sahne var, hele bir cadı yakılıyordu. O cadının duygularını Louis deniyordu. O sahnede bildiğim ben de yandım. O kadar güzel işlemiştik ki orayı. Sonraki iki kitabı yazan yazar sanki farklıydı. Yani bunları düşünebilen bir yazar sonrasında nasıl bu kadar batırdın? Bu erkek karakterin hele mallığı beni benden almıştı. Ya mal demek istemiyorum ama gerçekten maldı. De bunu da karıştıralım. Dur şu ikisini kenara atayım. Üç arasından. Konusunu çok beğendim. Okurken hüsrana uğradım. Edillarının görünmez yaşamı. Konu olarak o kadar güzel ki bir eski tanrıyla anlaşma yapıyor ve ruhu artık ölümsüz oluyor. Ta ki ruhunu bu tanrıya teslim edene kadar dünyada yaşamaya devam edecek. Bunun 300 yıllık yaşamını ilk okuyoruz. Ya ben kitabı sanıyorum ki Eden'in tarafından gidecek, Eden'in ağzından devam edecek. Sonrasında bir erkek karakter işleniyor. Ya kitabın sonu o kadar bariz belliydi ki. Ya ben Eddie'yi okumak istiyorum. Eski tarihle olan arasındaki diyaloglarını okumak istiyorum. O kadar beni hayal kırıklığına uğrattı ki, çok çok büyük beklenti. İşte insanı hayal kırıklığına uğratabiliyor. Şu ikisini de çarpalım. Bakalım. Abartılan. Abartılan. Zalim Prens. Yemin ederim Zalim Prens serisi kadar abartıldığını düşündüğüm bir seri yok. Bak 3 kitabını da okudum. Çevirisi, düzeltisi tamam kötü de. Ya git İngilizcesini de oku. Belki seversiniz. Ben sevmiyorum. Çocukça geliyor. Gerçekten
Bu konuda da kendimi çok sorguladım. Neden bunu sevmedim diye çok da düşündüm. Güzel değil. Hele o deniz altındaki işkence sahnesi vasat. Vasat çok çok daha iyi işkence sahneleri okudum. Sesli kitap olarak en beğendiğim. Kirke. Ben işten geldiğim zaman uyuduğumda Kirke'nin sesli kitabını açıp dinliyordum. Ve ninni gibiydi. Onu seslendiren de o kadar güzel seslendiriyordu ki zihnimde direkt canlanıyordu. Tanrılar tarafından Kirke dışlanıyor ve bir adaya konuluyor. Oradaki macerasını okuyorsunuz. Durağanlığı var ama o kadar güzel seslendiriyordu ki. Sonrasında dur bakalım geride bıraktıklarımı alayım. Daha iyi yazılabileceğini düşündüğüm kitap Buz Gezegeni Barbarları. Ben bu konunun harcandığını düşünüyorum. Cinsellikle harcandığını düşünüyorum. Bakın gerçekten konusu ilginç. Kadınları kaçıran uzaylılar var ve soğuk bir gezegene bırakıyorlar. Orada Georgie gezegeni keşfetmek için ve kızları bu bırakılan ortamdan kurtarmak için keşfetmeye gidiyor. Orada Vectel adında bir uzaylıyla karşılaşıyor. Vectel onları ve diğer kızları kurtarıyor. Ama Vectel'ın kabilesinde kız eksikliği var. Son 5 tane kadın kalmış. Onların da eşleri var. Ve bu geri kalanların eşleri yok. Üremeleri lazım. Ondan sonrasında bu insan kızların yanına geliyorlar. Ve bunların göğüslerinde Kui'di yanılmıyorsam. Onların eşlerini belirten şeyler varmış. Bunlar insan kadınları gördükleri zaman Kui'leri canlanıyor. Aynı şeyi Vectel ve Georgette de oluyor. Birbirlerini gördükleri zaman Vectel diyor ki benim Kui'm sana sesleniyor hani. Ondan dolayı sen benim eşimsin. Birbirlerinin dilleri anlamadığı içinse ve taş devrinden işitme şeklinde birbirleriyle iletişimleri oluyordu. Vectel'ın amacı farklıydı. George'in amacı farklıydı. Kızları kurtarmaktı. Tamam bak buraları çok güzeldi. Bir de bu gezegende dur bak örneğini veriyorum hemen. Maylaklar denilen bir tür var. Maylaklar da şu. Şuradaki türü görüyor musunuz? Kıllı mıllı. Şöyle bir tür daha var o gezegende ve bunların zekası da çok yok. Daha çok yer altında yaşıyorlar ve Georgie'ye de bir saldırmaları vardı. Ben bunları merak ediyordum. Gerçekten ilk zamanda gibilerdi. Tıp yok, medeniyet yok, teknoloji yok. Hala avcı toplayıcı bir kabile yapısına sahipler ve kadınların oradaki yaşamını okumaya çalışıyoruz. Kızlar yokluktan bunlara kalıyor ve bunların eşleri olduğu düşüncesi hakim. Ben bunu kesinlikle değiştirmek isterdim. O cinselliği çıkarıp daha güzel bir şekilde işleyebileceğini düşünüyordum. Ama zaten kadın kitabın sonunda bunu eğlencesine falan yazdığını söylemişti. O yüzden bir şey de diyemedim. En şaşırtan kadın karakter. Bu Kabus Perisi'ndeki Minya. Bu Kabus Perisi Hayalci'nin ikinci kitabı. Hayalci'de 5 tane çocuk var. Hıçkırık şehrinin üstündeler ve oradaki yaşayan halk onları bilmiyor. Ve oraya biri daha gidiyor. Ulaşımları sağlanıyor. Oradaki 5 kişiden biri Minya. Minya hayaletleri topluyor. Eğer çocuklara saldırırlarsa, tekrar bu çocukları yok etmek isterlerse diye. Ve dediği de oluyor ki bir saldırı düzenleniyor ve Minya bu hayaletleri onların üstüne salıyor. Minya'nın boyu diğer çocuklara göre daha küçük, daha ufak kalmış. Bunun sebebi de var. Ya bu kitabı okuyun. Kesinlikle bence bu yazarı da bir şans vermeniz gerekiyor. Kadının hayal dünyası çok çok güzel ve farklı bir yerlere götürüyor. Böyle yüzeysel bir anlatımı yok. Minya'nın neden küçük kaldığını okuyorsunuz. Kesinlikle şans verilmesi gereken bir seri ve okuduğumda o kadar şaşırmıştım ki Minya'nın bu davranışları neden yaptığını, o hayaletleri neden biriktirdiğini, neden boynun hiç uzamadığına çok çok şaşırtıcıydı benim için. Gidişatını değiştirmek istediğim bir kitap. Son sorum da buydu. Peri Prens ile Dans'ın ikinci bölümünü değiştirmek isterdim. İlk bölümü İngiliz romanları gibi başlıyor. Böyle tarihi romanlar gibi başlıyor. Kızı çeyiz parası için annesi satmaya çalışıyor. Kızın babası da ölmüş. Üvey kardeşleriyle birlikte yaşıyor. Ve bir uşak onu alıp zengin bir adamın evine götürüyor. Aslında bu gittiği yerdeki adam bir periymiş ve ormandan uzak durması gerektiğini söylüyor. Ama adamın peri olduğunu bilmiyor. Bunlar ilk karşılaşmaları da şöyle oluyor. Sırt sırta, yüzlerini görmeyecek şekilde karşılaşmaları oluyor. Adam onu her gördüğünde yüzüme bakma, bana bakma diyor. Yani kitap böyle bence devam etse çok daha güzel olurdu. İşte ikincideki bölüme geldiğimiz zaman peri olduğu kısmını görüyoruz ve o peri kısmı çok yetersizdi bence. Hoş değildi. Birinci kısım daha etkiliydi. Ben oralarını daha çok sevmiştim.
Evet, benim hazırladığım sorular bu şekildeydi. Soruları çeşitlendirmek isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre de bu videonun ikincisini çekelim. Bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.